Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için önümde duran bu güzel ceketimizi çalışacağız. Ceketimiz dümdüz bir ceket üzerinde trabzanlarımızı ördük. Altında da yarım ay kafeslerimizi çalıştık. Süsleme olarak minik çiçeklerimizi yapıp üzerine de inci ile yerleştirdik. Ön patlarımızda yine inci ile çalıştık hoş bir görüntü oldu. Şöyle yakından görmenizi istiyorum. Yakamızda yine kafes çalışmamızı yaptık. Ceketimizin arkası da önüyle birebir aynı şekilde hem trabzanlarımız hem de çiçeklerimiz. Kollarımızda iki tane çiçek kullanmayı tercih ettim. Her iki yanında birer tane çiçek olacak şekilde. Ve bu minik ceketimizi örmek için birden fazla ip kullandım. İkinci ipimden bu kadar kaldı. Yani bir buçuk Bile kullanmadım, bir ipi tamamen bitirdim. ipimizde gördüğünüz gibi az bir ip değil, 300 metresine bakmak istiyorum. 340 metre olan iplerden. Eğer 250 metre ip örecekseniz kesinlikle iki tane temin edin. ikisi rahatlıkla bitecektir. Bu kalan iple de güzel bir etek çalışması yapmak istiyorum. Evet, şimdi ölçülerimize bakalım. en tepe kısmından en alt kısma 29 buçuk santim ceketimizin uzunluğu kol altından şöyle ölçecek olursak 17 santim kol altından genişliği kolumuzu yaka kısmından ölçelim 22 santim Kol altından şöyle baktığımız zaman 13 santim fark ettiğiniz gibi minik prenseslerimiz için minik bir ceket 0-6 aylık bebeklerimize erkil olursa daha küçük bebeklerimize olabilecek bir çalışma. Arkamızda şu şekildeydi. Evet kolay gelsin diyerek hemen ceketimizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin. Nako'nun Lüks Minuş baby ipini kullanarak örüyorum. İpimizi tanıyalım. 100 gram ve 340 metreden oluşuyor. İnceye yakın güzel bir ip. Renk numarası ise 5408. 3 numaralı tığımla örüyorum. Şimdi zincirimizi çekerek hemen bölümlerine ayırarak ceketimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. İlk önce bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. İpimi biraz rahatlattıktan sonra önüm için ilk parçayı örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim. 10.'ya işaretimi takıyorum. Tabii ben belli olsun diye takıyorum. Sizler arzu ederseniz devam edebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi de tekrar kolum için ördüm ve 12. işaretimi taktım. Arkam için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane zincirimi çektim 18'e takıyorum 12 tane tekrar kolumuz için 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 zincirimi kolum için ördüm 12 takıyorum işaretimi ve son olarak önümüz için 10 tane trabzanım örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şu şekilde bölümlerimizi hem ördüm hem de ayırdım santim olarak ölçüsüne bakalım bakınız küçük bir ölçü oldu mezurumu tutuyorum şöyle düzelttikten sonra bitirdiğim zincirimden ilk başlangıç zincirime 22 santim zincirlerimizin yani bütün bölümlerimizin ölçüsü 22. Trabzan sıramızı örmeye başlayalım. Bir, iki tane zincir geri çekiliyorum. İki zincir ve elime şu şekilde tutuyorum. Üzerine bir, iki tane daha zincir ilave ettikten sonra tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincir yuvası içerisine girerek bir, iki, 3 defa da örüyorum ve 2 tane trabzanımız oluyor. Sırası ile her trab zincirimize bir tane trabzanımız örüyorum. Batıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 doluyorum. 3 defa da örüyorum. 1 doluyorum. Bir dolayıp işaretimize kadar örerek geliyorum. Evet. Trabzanlarımın hepsini ördüm. İşaretimin bulunduğu noktadayım. Şimdi çıkarıyorum işaretimi ve tığımın başını dolayarak buradaki zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, 3 defa alıyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Bir tane daha bir dolayıp 3 defa da aldığım trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. 2 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yere 2 trabzanımı örüyorum. İlk köşemizi ve artış yerimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Önden kol bölgesine geçiş yerimiz burası, burası önümüz. Hemen iki zincirimizin bulunduğu yer bölüm arası oldu. Artık iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı bir tane zincirin içerisine ördüm, işareti taktığımız yeri ördük ve aradaki bütün zincirlerimizi birer birer trabzan şeklinde öreceğiz ve kalan işaretlerimize de aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum üç defa da alıyorum birer birer batıyorum bakınız sadece işaretimi taktığım yerlere birer birer ilerleyelim İşaretimin bulunduğu noktaya geldim birer birer aradaki trabzanlarımı ördüm şimdi işaretimi çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki tane trabzanı arka arkaya örüyorum. Bir, iki, üç defa dalıyorum. Aynı yere giriyorum. Bakınız aynı yer. Bir, iki, üç. İki trabzanımızı ördüm. İki tane zincir tepeden ilave ediyorum aynı yere girerek iki tane daha trabzanımı örüyorum bir doluyorum üç defa da örüyorum ve şöyle bakalım İki trabzan iki zincir iki trabzanımızı işaretimi taktığım yerde ördüm şimdi birer birer bütün zincirlerimin içerisine trabzanlarımı örerek devam ediyorum Şimdi arkaya örmekteyiz. Bakınız bu geçişten sonra arkaya geçtik. Burası kolumuzdu. Burası ise önümüzü oluşturan bölümdü. Şimdi kırmızı işaretimize kadar arkamızı örelim. Kırmızı işaretimize kadar arkadaki zincirlerimize birer tane trabzanlarımızı ördüm. İşaretimi çıkarıyorum. Şuradaki yapmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar ediyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı buraya örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen batıyorum. 1 tane trabzanımı örüyorum. Yine aynı yere bakın. Aynı yere girerek bir trabzan daha örüyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. 1-2 zincirimizi ilave ettikten sonra İki tane trabzanımızı da yine aynı yuva içerisine girerek örüyorum. Evet, şimdi arkadan kola geçiş için olan bölümümüzü de ayırdık. Biz şimdi koldan birer birer zincirlerim üzerine trabzanlarımı örerek ilerliyorum. İşaretime geldiğim zaman yine aynı işlemimizi tekrar edeceğiz işaretime kadar örerek geldim. Şimdi işaretimizi yine çıkaralım. Tığımızın başını dolayarak direkt işaretimin bulunduğu noktaya giriyorum. Bir tane trabzan aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. İkinci trabzan üzerine iki tane zincirimi ilave ettikten sonra yeniden iki tane daha trabzanımı aynı yuva içerisine gelerek örüyorum. Son bölümümüzü de bu şekilde ayırdık. Şimdi kalan trabzanlarımı birer birer örerek son zincirime kadar tamamlıyorum. Bir dolayıp 3 defa da örüyorum. Son trabzanımı da ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve bölümlerimize şöyle bir göz atalım düzelterek evet arkamız kollarımız ve şu görmüş olduğumuz kıvrılan şimdilik bölümümüz önlerimiz şöyle köşeli bir şekilde gayet güzel bölümlere ayrıldı şimdi birer birer trabzanlarımızı örerek devam edelim. Birinci trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek batıyorum. Zincirimin bulunduğu yere. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. Birer birer diğerlerine de batıyorum. Hiç farklı işlem yapmıyorum. Bakınız bir tane başını doluyorum. Buradaki minik gözün içerisine giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Başını doluyorum. Minik göze giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Bütün trabzanlarımı zincire kadar örüyorum. Zincire geldiğim zaman araya girerek artışımızı başlatıyoruz. Zincirimize kadar örerek geldik. Bakınız hepsini birer birer ördük. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincir dibindeyim. İki tane trabzanımı buraya örüyorum ve önümüz için artışımızı yapıyoruz. Bir, aynı yere bir daha. İki. İki tane trabzanımı ördüm. Üzerine bir, iki zincirimi çekiyorum. Tekrar yuvaya girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanım ördüm. Bütün trabzanlarımı ördüm. Yuva içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Diğer trabzanlarımız aynı şekilde örelim. Her bir bölümümüze buraya, buraya ve diğer 3 bölümümüze 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımız örelim ve ikinci sıramızın sonunda yeniden görüşelim. Zincirden dönerek ördüğüm trabzanımın üzerine kadar birer birer trabzanlarımı ördüm. Aralarda ikişer artışımı ve zincirimi çektikten sonra ikinci sıramızı bu şekilde tamamladım. İkinci sıramızı ve köşelerimizi görmekteyiz. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Bitirmiş olduğumuz son trabzan üzerine bir iki üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen kendi dibine bir tane trabzanımı örüyorum. Kendi dibine battım bakınız. Bunu artış olarak kullanmayacağız yalnız ona dikkat edelim. Tek olarak bitişte öreceğiz. Birer birer bu trabzanlarımızı örelim. Robamız bitene kadar sadece şu kısım zincirimizin içerisine artış yapacağız. Kalan e, oluşturduğumuz bütün trabzanlarımızı birer birer örerek ilerleyeceğiz. Hiç farklı işlem yapmıyoruz bir dolayıp üç defa da alarak roba boyumuzu yükseltiyoruz ve de genişliğini büyütüyoruz artışlarımızla. Seri örüyorum ama yaptığım herhangi bir farklı işlem olmadığı için sadece artış yerime kadar birlikte gelmek istiyorum. Evet. Geldim. Zincir içerisine yine 1 2 3 bir tane artış yaptım yine 1 2 3 ikinci artışımı yaptım 1 2 zincirimi çektim yeniden buraya girerek iki tane trabzanım örüyorum her artış her iki e, trabzanımızın zincirden önceki bakınız Kolum önümüz için zincirden sonraki kolumuz için her iki bölümümüzü aynı anda artarak devam ediyoruz. Şimdi birer birer yine örelim. Bütün bölümlerimizde yine ikişer trabzanımızı ve ikişer zincirimizi çekelim. Üçüncü sıramızın sonuna doğru yeniden görüşelim. Evet sıramızın sonuna kadar geldim. Lütfen burası önemli. Buraya dikkat edelim. Birinci trabzana hem zincirimizi çekmiştik hem de trabzanımız örmüştük. Bakın şöyle iki tane trabzan görüntüsü var. İkisine de birer birer batmıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Tam ortalayarak giriyorum. Şöyle ortalayarak bir tane trabzanımı örüyorum. Bakınız ikinci bir trabzan örmeye kalkmıyoruz. Yoksa öne doğru genişler. Lütfen buraya dikkat edelim. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Yine dibine bir tane batıyorum. Dönüşte de aynı işlemimizi yapacağız. Bir tane olarak ortasına trabzanımızı öreceğiz. Şimdi ikişer artış yaparak biraz büyütelim baba kısmımızı. Aynı şekilde örerek ilerleyelim. Yeterli ölçü olunca yeniden görüşelim. Robamızı yeterince örerek büyüttüm. Şimdi kollarımızı birleştirme yerimize geldik. 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 8 sıramızı ördüm. Şimdi birer artışımızı yaptım. Şuraya dikkat etmişsinizdir umarım. Artış yapmadan devam etmişsinizdir. Bakınız hiç artış yapmadan ilerledim. Kol ayrım yerini bir tane trabzanımı ördüm. Hep ikişer ikişer artarak gelmiştim son birleştirme yerinde bir tane artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Diğer kol ayrım yerine gelerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane artış da buraya yapıyorum. Ve kolumuzu 5 zincirle bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Bakınız kol altına 5 tane zincirimi çektim. Ee, ve birleştirdim. Şimdi Arkadan örmeye devam ediyorum. Her bir trabzanıma birer birer trabzanlarımızı örerek diğer ayrım yerimize gelelim. Arkamızı birer birer örerek geldim. Her trabzana bir tane trabzan. Şimdi zincirimin içerisine bir trabzanımı örüyorum. 5 tane zincirimi kol altı için çekiyorum. 5 oldu. Şöyle büküyorum diğer işaretimin olduğu yere bir işaretten diğer işarete büküyorum. Tığımın başını dolayarak bir tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Ve ikinci kolumuzu da bu şekilde birleştirdik. Bakınız her iki kolumuz Şöyle görelim zincirlerimizle birleşti. Kalan diğer trabzanlarımı birer birer örerek uç noktaya kadar ilerliyorum. Şöyle ilk trabzanıma batıyorum. Son trabzanımıza kadar gelerek ördüm. 1, 2, 3 ve yeniden başlıyorum. Aynı yerin dibine batıyorum ve birer birer kol altımıza doğru ilerliyoruz ama öncesinde şöyle yaptığımız işlemimize bakalım şöyle düzelttim bakınız kollarımızı beşer zincirle birleştirdim ve artık dümdüz örmeye devam ediyorum herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz yine hiç artış yapmıyoruz düz örgü şeklinde gövde kısmına da örüyoruz Birer birer bakın seri bir şekilde örmekteyiz çünkü farklı bir işlem yapmıyoruz. E, yeterli ölçü olana kadar dümdüz hiç artma eksilme farklı bir işlem yapmadan bir dolayıp üç defada örüyoruz. Şimdi kol altına gelelim, zincirlerimizi de birlikte örelim. Pol altına kadar birer birer örerek geldim şimdi 5 tane zincirim vardı her birine bir tane batarak örüyorum ilk zincirime batıyorum 1 ikinciye batıyorum 2 3 4 5 zincirimi de örüyorum 5 tane zincirimin her birine birer trabzanım ördüm ve arkaya geçiyorum arkadan da bir batıp yani bir dolayıp 3 defa da çekiyorum aynı şekilde örmeye devam ediyorum bakınız trabzanlarımızı ördüm şimdi diğer kol altında örelim arkadan yine birer birer trabzanlarım örerek geldim zincirimin tam üzerindeyim 5 Beş zincirimin 5'ine de birer birer trabzanımızı örüyorum birinciyi ördüm ikinciyi üçüncüyü dördüncüyü ve beşinci trabzanımı da örüyorum 5 trabzanımı ördükten sonra önden devam ediyorum Evet kol altındaki her iki trabzanlı bölümümüzü de çalıştık. Şimdi e, aynı şekilde düz bir örgüyle biraz büyütelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Yeniğimizin gövde kısmını örerek büyüttüm. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 sıra dümdüz trabzanlarımızı örerek geldim. Herhangi bir işlem yapmadan. Şimdi e, kafeslerimizi çalışmaya başlayalım. 1- 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim ve bakıyorum birci trabzanın üzerine ördüm 2 atlıyorum 3 atlıyorum dördüncüye batıyorum bak 1 atladım 2 atladım üçüncüye batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 1 atladım 2 atladım üçüncüye batıyorum 1 2 3 4 5 1 atladım 2 atladım üçüncüye batıyorum 1 2 3 4 5 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekelim 3. trabzan üzerine batarak uç kısma kadar örelim 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 şöyle görelim beşer tane zincirimizi üçüncü trabzanımızın üzerine batarak örüyoruz sıramızın ucuna kadar bu şekilde devam edelim son olarak iki tane trabzanım kaldı bakın sizinkinde iki de kalabilir üç de kalabilir fark etmez yine bir iki üç dört beş tane zincirimi çekiyorum ilk trabzanıma ben yani buradan son trabzanımıza bu şekilde batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Çekmiş olduğum bir zincirle yuvamın içerisine giriş yapıyorum. Bakınız burası önemli. Lütfen dikkat edelim. Bir zincirimi çektim. Döndüm yuvamın içerisine battım. Eğer burada zincir çekip döner batarsak burada da yeni bir kafes yapmış oluruz ve e, ön tarafa doğru bir çıkıntı olur. Hoş olmayan görüntümüz olur. Bir tane zinciri diğer tarafta çekip hemen battım ve e, burada düzeni kurdum. Yeniden yapalım isterseniz bakınız. Şöyle çünkü önemli burası her geçişimizi öyle yapacağız. 1 2 3 4 5 son trabzana batıyorum kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. İlk zincir kafesimin içerisine girerek burayı sık iğnemle kapatıyorum. Buraya geçmiş oluyorum. Artık 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Artış yapmadan bakın bu şekilde kafesimi örüyorum. 3 4 5. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Birer birer zincirlerimizin içerisine batalım 3 4 5. 1 2 3 4 5 sona kadar beşer zincir beşer zincir çekerek ilerleyelim sıramızın sonuna kadar bütün kafeslerimizin üzerine zincirlerimizi çektik ve bir tane sık iğne ile battım en sondaki bakınız yuvamıza da gelerek battım şimdi 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum hemen İlk buradaki bakınız ikinci sıranın son kafesine gelerek batıyorum. Şöyle görelim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu şekilde İstediğimiz kalınlık gelene kadar kafeslerimizi örelim. Buradan geçişte bakınız. Ee, diğer tarafta geçişte hemen bir tane sık iğne yapmıştık. Burada ise zincirimizi çektik. Buna dikkat edelim. Hiç artma eksilme olmaz. Merak etmeyin. Gayet kolay bir şekilde ilerlerseniz. Oradan ikinci sırayı sık iğne ile başlamıştık. Bakınız üçüncü sıramıza son yuvaya battım. Beş zincir çektim ve batmış olduğum son yuva içerisine girerek bakın şuranın denginde Yeni bir yuvayı kurdum. Buna dikkat edelim. Hiç sorun yaşamadan istediğimiz kadar ee, sırayı örelim. Yeterli kalınlığa ulaşalım ve sonrasında yeniden görüşelim. Kafeslerimizi örerek geldim. Şöyle görelim bakınız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 sıra kafesimizi ördükten sonra şimdi kafesimizi bitirelim. Kenar tığlamasını çalışmaya başlayalım. Uç kısımdayım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk kafesin içerisine girerek 1, 2, iki, ikili trabzan örüyorum. 1, 2, iki, ikinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Dördüncüyü ördüm. Beşinci ise bir tane sık iğne olarak battım. Buraya. Beşinci sık iğne bakınız. ilk olduğu için. Şimdi ikinciye geçelim. Bütün e, buradaki kafeslerimizi ikinci de yapmış olduğumuz gibi yapacağız. Direkt sık iğne ile batıyorum. Bunu bir diye sayıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki. İkili trabzan örüyorum. 3. Üç. 4, 5. yine sık iğne. Tekrar yapalım. Bir tane sık iğne. 1, 2'li trabzanım. 2, tekrar ikili trabzanım. 3, tekrar ikili trabzanım. 4, bir tane sık iğnem. 5, başta ve sonda birer tane sık iğne. Tekrar sayıyorum. 1 sık iğne. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, trabzanımla ikinci oldu 3 4 5. sık iğne 1 ve 5 sık iğne aradakiler ikili trabzan diğer kafese geçiyorum 1 sık iğne araya 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 sonuncu tekrar sık iğne devam ediyorum 1 sık iğne 2 3 4 ortada 3 tane ikili trabzanımız ve 5. tekrar sık iğne sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. En son trabzanımı da örerek kutucuğumuzu tamamladık. Yan tarafa geçmeyelim. Yan tarafa daha sonra geçeceğiz. Bakın sık iğnemi ördüm. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Buradan ipimi kesiyorum. Ciketimizin kafes etek uç kısmını bu şekilde örerek tamamladık. Şimdi kolumuzu örmeye başlayalım. Kolumun bir tanesini ben örerek tamamladım bakınız ucuna daha az e, kafes çalıştım. Şimdi sizlerle birlikte diğer kolumuzu da başlayalım. Her zaman olduğu gibi kol altından ilmeğimizi alarak başlıyoruz. Tığıma bir tane düğümümü attım ve alt kısma sabitlendim 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen dibine batmıyorum bir sonraki bölüme batıyorum ipimi de şöyle gizliyorum 3 defa da alıyorum yandaki bölüme girerek batıyorum ipimi yine gizliyorum 1 2 3 tam ara artış yerine bir tane örüyorum Şöyle devam ede gelen bölüme. Sonrasında birer birer bütün trabzanlarımın tepesine batarak örüyorum. Minik gözlere batalım. Başlangıç noktamıza kadar bir dolayıp üç defa da çekelim. Hiç atlamayalım yoksa arada bir bozukluk kötü görüntü olur. Minik gözler içerisinden örerek ilerliyorum. Kol altımızın bulunduğu noktaya kadar örerek geldim bakınız. Hemen artış yerimin bulunduğu yerdeyim. Bir defa tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum. Bir trabzanımı örüyorum. Şöyle çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Yatay halde duran trabzanımın bulunduğu noktaya gelerek bir trabzan da buraya örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Buraya sadece bir örüyorum. Hemen dibine bakınız. Bir tane trabzan örüyorum. Çok fazla yığım yapmak istemiyorum. 1 2 atladım bakınız. Hemen 1 2 dibine batıyorum. Ve son olarak yanına gelerek bir trabzan daha örüyorum. Başlangıç zincirimin bulunduğu yere gelerek ilmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümüzü bir ters yönden, bir düz yönden örmek üzere çeviriyorum. Zincirimi çekmiştim. zincirimizde altta bakınız. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum birer birer örüyorum. Artık yuvarlak halkayı oluşturduk. Bir ters yüzden, bir düz yüzden örerek büyütelim. Şöyle görelim bakınız burada kaç sıra ördüğümüzü. Şöyle buradan başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra örelim. Daha sonrasında alt kısmına kafes çalışmamızı birlikte yapalım. 9 sıra kolumuzu ördük ve yeterli ölçüye ulaştık. Diğer kolumla aynı ölçüye ulaştım. şu görmüş olduğumuz kafesimizi bu kolumuzda da uygulamaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 sıra kafesimizi kolumuz için çalışmaya başlayalım. Hemen son 2 tane trabzanımı örüyorum. Geçişimi yapıyorum ipimi çektim ilmeğimin arasından geçirdim 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum bakınız diğer kolumdaki yapmış olduğum çalışmanın birebir aynını tekrar ediyorum 1 2 atlıyorum 3.ye batıyorum 2 atlıyorum 3.ye batıyorum 5 tane zincirimizi 2 atlayıp 3. trabzanımız üzerine batıyoruz örgümün yönünü çevirdim 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. trabzanın üzerine delerek batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. trabzanın üzerine batıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim 1 atladım 2 atladım 3 üç, 3. trabzanın üzerine batıyorum 1 2 3. trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 atlıyorum. 3. trabzana batıyorum ve bu şekilde yarım kafeslerimizi sıramızın başına kadar yapıyoruz. Toplamda 5 sıra yapacağız ama geçişi sizlerle birlikte yapalım. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Evet, sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Son zincirimi çektim ve başlangıç noktamın bulunduğu yerdeyim. Hemen Şöyle batıyorum bakınız Din, ilk başlangıçtaki zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve burayı birinci sıra olarak tamamlamış oluyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 bir sonraki zincirin içerisine batıyorum 1 2 3 4 5 Beşer tane zincirimizi çekelim alttaki sıranın bakın şöyle herhangi bir yerden şöyle alttan girerek batalım 1 2 3 4 5 alttan batıyorum. Sık iğnemle kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Alttan girerek kapatıyorum. 5 er zincir çekelim ve herhangi şöyle bakın alttan girdiğimiz zaman yani zincir içerisine değil boşluğa batalım ve sık iğnemizle kapatalım. Başlangıç noktamıza kadar örerek ilerleyelim. Başlangıç noktamıza yeniden geldim. Şimdi buradaki ikinci sıradaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki zincir yuvasına giriyorum. Ve bu şekilde toplamda 5 sıra örüyorum. 5 sıra ördükten sonra yeniden görüşelim. 5 sıramızı örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şuradan itibaren e, en son uç kısmını çalışmaya başlıyoruz. Biliyorum. Bir tane sık iğne ve örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3. Bir daha 1 2 3, 3 tane trabzanımı örüyorum ve hemen dibine bir tane sık iğne çalışması yapıyorum. Bir tane sık iğne, 3 trabzan, bir sık iğne ördüm. Şimdi yeni yuvaya geçiyorum. Yeni yuvaya geçerken yeniden bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 3. Birinci trabzanımı ördüm, ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı ördüm hemen bir tane sık iğne yapıyorum. 3 trabzanımızın sağında ve solunda birer tane sık iğnemiz olacak. Diğer gruba yeniden ilk olarak sık iğne ile başlıyorum. Başımı doluyorum. 3 defa da çektiğim 3 tane trabzanımı örüyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Yine kendi yuvasının içerisine batarak bir tane sık iğne çalışması yapıyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3. 1 2 3. 3 tane trabzanım ördüm. Bir tane sık iğne yapıyorum ve bitiriyorum. Diğer tarafa yine sık iğne ile geçiyorum. Bu şekilde son sıramızı da örerek tamamlayalım. Son grubumuzu da ördüm. Şuradaki görmüş olduğumuz araya geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keserek kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. İplerimizi mutlaka iç kısma alarak gizleyelim ve bekletmeden keselim. Bir tane zincir çekiyorum tığıma ve yakamız için de yeniden kafesimizi örmeye başlayalım. İlk trabzanımın bulunduğu noktaya geliyorum şöyle. Tam ikisinin arasındayım bakınız batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanın bulunduğu noktaya batıyorum 1 2 3 4 5 bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanımın bulunduğu noktaya batıyorum 1 2 3 4 5 1 atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 3 4 5 1 atlayıp ikinciye batalım 1 2 3 4 5 bir atlıyorum tam ara boşluğa geldi oraya batıyorum 1 2 3 4 5 bir atlayıp ikinci trabzanımın tepesine batıyorum ve uç noktaya kadar 5 tane zincir çekip bir atlayıp ikinci batalım başlangıç noktamıza kadar örerek geldim 1 2 3 4 5 diğer tarafı sayalım önümüzü 1 2 3 4 5 bakınız şuradaki yuvaya kadar 5 tane kafesimiz var ve şimdi buradan örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum ilk kafesimin içerisine batıyorum 1 2 3 4 5 buraya dikkat edelim bakınız ilk kafesimin içerisine battım sonrasında hiç farklı işlem yapmıyorum er tane zincirimi çekerek bir sonraki yuvanın içerisine batıyorum ikinci sıramızda 1 2 3 4 5 sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim sonda yeniden görüşelim 5 zincir çektim ikinci sıramın sonundayım ve alt sıradaki son kafesimin içerisine batıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Her geçişte ilk önce ilk kafesimize batıyoruz. Ve sonrasında yeniden 1, 2, 3, 4, 5 diğer kafesime batıyorum. Ve bu şekilde yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ediyoruz. Yakamızda 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra kafesimizi ördüm. En son bakınız 5 zincirimizin içerisine battım. Batmış olduğum noktadan bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız örgümüzün ters yönü şu şekilde. Ters yönü iç kısımdayız. Ve başlıyoruz örmeye. Bir tane 5 zincirimin içerisine giriyorum. Bir sık iğne. Tığımın başını doluyorum. 1 2 kolumuzda yapmış olduğumuz gibi ortaya 3 tane trabzanımızı örüyorum. İkinciyi ördüm. 3 trabzanımı ördüm. Hemen bir tane daha sık iğnemi örüyorum. Ve ikinci bakınız kafesimize geçiyorum. Bir tane sık iğne. Ve başlıyorum. 1 2 ve 3 Bir tane daha sık iğneyi batırıyorum. 3 tane trabzanımızın sağında ve solunda birer tane sık iğne olacak. Bakınız içteyiz. Şu kısımdan tutarak örüyoruz ki düzgün yönümüz ceketimizin üzerine düşsün. Buna lütfen dikkat edelim. Hani daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız varsa iç kısımdan ördüğümüze dikkat edelim. Şöyle koyduğumuzda ceketimizin düz yönüne buradaki en son yaptığımız işlemimiz de düşmeli. Evet sıramızın sonuna kadar bu şekilde iki tane sık iğne, üç tane arasına trabzanımızı örelim ve yakamızın diğer ucunda yeniden görüşelim. Evet bütün bölümlerimizi örerek geldim. En son bölümümüzde trabzanlarımı ördüm. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra yakamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ceketimizin süslemesinde kullanacağımız çiçeklerimizi çalıştık. Bir tanesinde sizlerle birlikte çalışalım. Öncesinde 6 tane zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Batıyorum. Bir yuvarlak yapıyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3. İkinci trabzanımı ördüm iki tane trabzanımı ördüm şöyle 1 iki üç tane zincir çekiyorum iki trabzanım sonrası yuvamın içerisine gelerek batıyorum ve birinci çiçek yaprağımı oluşturuyorum 1 iki üç tane zincirle yukarıya çıkıyorum tekrar iki tane trabzanı yuva içerisine örüyorum bir dolayıp üç defa da alıyorum iki trabzanımı ördüm 1 iki üç tane zincirimi çekiyorum Yine yuvamın içerisine gelerek batıyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2.yi ördüm. 1 2 3 zincir çektim. 3. yaprağımı ördüm. 3 tane yaprağımızı bu şekilde ördük. Tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3. 2 tırabzanımı ördükten sonra 3 tane zincirle geriye dönüşümü yapıyorum. 4 tane yaprağımı bu şekilde tamamladım. 1 2 3. 3 zincir çekiyorum. 5. yaprağıma da çalışmaya başlıyorum. Artık bakınız alanımız iyice daraldı. 3 tane zincirimi çekip dibine batıyorum. Her ikisinin arasına bakınız şöyle üzerine batmayalım. Her ikisinin ara noktaya şöyle girerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra sabitleyip makasımla kesiyorum. İpimi çekip sıkıştırıyorum ve şöyle kontrol ediyorum. Bakınız çiçeğimiz gayet güzel oldu. Şimdi arkadan şu ortadaki ipimi hemen kesiyorum son olarak kestiğim ipi ise arkayı çeviriyorum şöyle ilmekleri bağlantı yaptığımız yere alarak gizliyorum biraz uzağa götürüyorum sonra bir daha kesiyorum ve çiçeğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz Aşama aşama örmüş olduğumuz ceketimizin en son bakınız motiflerimizi örmüştüm. Motiflerimi güzelce belirli aralıklarla arkasına yani bütün gövdemize şu şekilde dikerek tamamladım. Koluma iki tane diktim. Bir yanına bir de diğer yanına çiçeğimi diktim. Şöyle görelim. Bu kolumuzun bir yanına diktim. Diğer tarafına sisle birlikte hem incimizi hem de çiçek dikme çalışmamızı yapmak istiyorum. Şöyle çevirdiğim zaman yakamıza bakalım. Yakamızda da yine İki tane çiçek çalışması yakamıza yaptım ve düğme dikilecek ceketimizin sol tarafını ben şu şekilde ördüm. İlik açılacak sağ yönümüzü ise sizlerle birlikte örelim. Bakın gayet güzel oldu düğmelerimizin üçünü aynı kullandım. Dördüncüsün ilk başlangıçtakini böyle modelimize uygun bir çiçekli düğme kullandım. Sizler dilediğiniz düğmeleri kullanabilirsiniz. Şöyle görelim. Bakınız gayet güzel olduğu incili çiçeklerimizle süsledik. Şimdi kolumuzun önce bir tane olan şu kısımdaki çiçeğini ve içinin incesini birlikte dikelim. Daha sonra ise ilik olan bölümümüzü birlikte çalışalım. Şuradaki bölümümüzü yapmıştım. Birebir aynısı olacağı için e, burayı birlikte çalışalım. Burayı da ona göre ayarlarsınız. Buranın püf noktasını şimdi ilik çalışacağımız zaman hatırlatmak istiyorum ama öncesinde çiçeğimizi ve incimizi dikelim. Çiçeğimi aldım. Şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle kalın bir e, iğneyle ya da ince iğneyle nasıl isterseniz ya kendi ipiyle ya da e, incimizi dikeceğimiz iğnemizle uygun bir şekilde yukarıdan görülmeyecek aşağıdan da sağlam olacak şekilde çiçeğimizi dikelim. Önce kenarlarından alıyorum. Daha sonra arkasını çevirip şu şekilde arkasından güzelce sağlamlaştıralım. Kenarlarımızı monte ettikten sonra ana gövdeden de çeşitli yerlerden dikişimizi atalım. Yeterli olunca düğümümüzü atalım ve ipimizi buradan keselim. İpimi kopardım. Şimdi incimi aldım. Küçük bakınız, ince çok büyük değil. İncimi göbeğe yerleştiriyorum ve incimin içerisinden geçecek ince bir iğne ile yine kendisine uygun bir renkle alttan giriyorum. Şuradan deliğinin içerisinden geçiriyorum. Ve yine şöyle kenarından batalım. İncimiz içeriye gömülmesin. Bakın şu şekilde dikelim. Dilerseniz birkaç defa daha içerisinden geçebilirsiniz incimizin. Bakın daha sağlam olur o zaman hemen ilk yıkadığımızda çıkmaz. Evet düğümümü atıyorum. Ve bu şekilde çiçeklerimizi ve içinin incisini de Tamamlamış oluyoruz. Dilediğiniz sıklıkla, dilediğiniz aralıklarla etek bölümü içerisinde e, ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi ilik çalışmamızı yapacağımız bölümümüze başlayalım. Yukarıdan aşağı başlıyorum. İlk trabzanımın bulunduğu noktaya geliyorum. Düğümümü atıyorum. Bakınız bağlandım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. ipimi de şöyle altı alarak gizliyorum tek seferde çekiyorum araya giriyorum bakın her iki trabzanın arasına giriyorum bir tane daha batıp tek seferde çekiyorum trabzanıma iki defa giriyorum bir iki her iki trabzanımızın ara bağlantı noktasına giriyorum bir trabzanın kendisine giriyorum bir iki ara bağlantıya giriyorum bir tane yan trabzanımıza 1 2 yukarıdan başladık bakınız elik yerimizi tığımın başını doluyorum tam bağlantı yerine bir tane trabzan mümkün olduğunca sıkı tutmaya çalışalım elimizi 1 2 yoksa potluk olur bir tane bağlantı noktasına iki tane araya bir bağlantı noktasına Yan duran trabzanımıza 1 ve 2. Bağlantı noktamıza 1. 1 ve 2. Bir tane bağlantı noktamıza. 1, 2. Iki. i̇ki tane trabzanımıza bir tane de bağlantı noktasına batalım. Kafesimizin olduğu yere kadar ilerleyelim. Evet filemizin bulunduğu noktaya kadar geldim. Yeniden başımı doluyorum. 1, 2, tam araya batıyorum bakınız birleşme noktasına geliyorum tek seferde çekiyorum tığın başını doluyorum 1 ve 2 tam birleşme noktasına bir tane batıyorum 1 ve 2 tam birleşme noktası bakınız filenin içerisine bir iki birleşme noktasına batıyorum kenardan 1 2 en son birleşme noktasına batıyorum ve kenarımızı tamamlıyoruz. Şimdi 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Tam başında doluyorum. Bakınız şu şekilde tam içine değil şöyle buğday gibi görmekteyiz bakınız. Tam arasına giriyorum. Batıyorum. Mümkün olduğunca sıkı yapalım. Başını doluyorum. Tam ara noktasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Potluk olmasın. Sıkı sıkı yapalım. Araya giriyorum. Araya giriyorum. Burada ilik çalışmamızı da bu sıramızda yapacağız. Kafesimizin olduğu yerde iliğimiz olmayacak. Kafesimi bitirdim. Kafesimin karşılığında bakınız ilk trabzanın bulunduğu noktada bir tane düğme var. Hemen düğmemin yerini çalışıyorum. İlk trabzanı 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3. trabzanımın içerisine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını dolayarak diğer düğmemin karşılığına denk gelecek. İliğimin yerine kadar örmeye devam ediyorum başım dolayıp araya giriyorum ve sıkı örüyorum lütfen buna dikkat edelim tam araya giriyorum sık alıyorum araya giriyorum çok fazla gitmeyelim 1 2 3 4 5 ikinci düğmemizin yerini sayalım 1 2 düğüm diktiğim yerden sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 5 ile 6'nın arasında. 5 ile 6'nın arasında ikinci iliğim açıyorum. 1 2 3 4 5. Tam burası. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3.'cüye batıyorum. 3.'cüye batarak tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve aynı şekilde iliklerimizi açarak yukarıya doğru ilerleyelim. Eğer diktiyseniz sizler de tam karşına gelecek yere bakın. Dikmediyseniz belirli işaretlerimizi takıp şu taraftakine buradan ölçümüz daha kolay olacaktır. Ya da santim yaparak işaretlerimizi takalım. İlik yerlerimizi belirleyelim. Çok farklı yöntemlerle iliklerimizin yerlerini belirledikten sonra yukarıya doğru örelim. Son trabzanımızı iliğimizden sonra yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bu sıramızda yine sık iğne olarak örüyoruz bu kez. Son sıramız iliğimizi daha sonrasında şuradaki kenar işlemimizi çalışmaya başlayacağız. Bir zincirimi çektim hemen dibine batıyorum. Ve diğer bakın zincirimin içerisine geçiyorum. Birer tane sık iğne örüyorum ve her trabzanımın üzerine sıkı bir şekilde aldığımız sık iğnelerimizi aşağı noktaya kadar getiriyoruz. Üçüncü sıramız başını dolamıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Şöyle sona kadar ilerleyelim ama bir tane iliğimizi de sizlerle birlikte yeniden çalışalım. Daha sonrasında siz devam edersiniz. İliğimin bulunduğu noktaya geldim, batıyorum bir sık iğne, İkincisine batıyorum ve hemen üçe batıyorum ve hemen yandakine giriyorum. Bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Evet, son sık iğnelerimizi yaparak tamamladım. İliklerimiz gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Bakınız burada e, incilerimi dikerek tamamlamıştım. Sol tarafı bu işlemimizi yukarıdan aşağıya doğru başlayacağız. Aşağıdan yukarıya doğru da bu şekilde düz durmasını sağlayacağız. İlik tarafımızda ise aşağıdan başlıyorum zincir kısmına önce yuvayı sonra trabzanlarımı yukarıdan aşağıya doğru ördüğümde düzgün bir şekilde çıkacak lütfen buna dikkat edelim en önemli noktalardan birisi bu burada aşağıdan başlıyorum ilik tarafında düğme koyacağımız sol tarafta ise yukarıdan zincirlerimi başlıyorum daha sonra trabzanlarımı örerek yukarıya doğru çıkıyorum şimdi bir tane zincirimi çekip düğümümü attım Şuradan başlıyorum. Dolgularımı yaptığım en uç yerden başlıyorum. Bir tane sabitliyorum. 1 2 3 4 5. Zincirimizi hemen şuraya takıyorum bakınız ikinci yere. 1 2 3 4 5. 5 tane daha zincirimi çektim. İlediğe geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 örgümüz kendimizden tarafta ve lütfen şuna dikkat edelim. Buradaki sayıyla birebir eşit olması lazım. Buradan başa kadar sayılarımızın yerleri de belli olduğu için ölçümüz gayet kolay olacaktır sayması. Bakınız aşağıdaki kafeslerin olduğu yerde 1, 2, 3, 4, 5. Diğer trabzan bölümüne geçişi yapmış. O yüzden bu sayılarımızı da kontrol ederek yani bir tanesinde daha fazla bir tanesinde daha az değil. birebir karşılıklı eşit olacak şekilde ayarlamalarımızı yapalım. Şimdi iki tane çalıştım. Bakınız 1 ve 2'yi çalıştım. Üçüncüyü çalışıyorum. Hemen üçüncüyü battım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciyi battım. Başa kadar geldim ve en son bakınız yakamızı başladığım yere 15. zincirimizi hazırlıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Bakınız örgümüzün düz yönü oldu. Lütfen buna dikkat edelim. İliğimizi çalışacağımız zaman aşağıdan diğer tarafa düğmemiz çalışacağımızda zincirimizi yukarıdan başlatıyoruz. Evet zincirimi çekip döndükten sonra zincirin içerisine giriyorum bir tane sık iğne tığımın başını doluyorum bir defa dolayıp 3 defada aldığım 3 tane trabzanımı örüyorum 3 trabzanımı ördüm yeniden bir tane sık iğne batıyorum tekrar diğer yuvaya geçiyorum bir tane sık iğne ile araya 1 2 ve 3 3 tane trabzanım. Sonrasında yine aynı yuvaya bir tane sık iğne. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir sık iğne. Araya 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Bir tane sık iğne. Başlangıçla ve bitişte birer tane sık iğnemizi çalışıyoruz. Şöyle görmenizi istiyorum. Araya 3 tane trabzanımızı örelim. Şöyle görelim bakınız. 3 tane trabzanımız, birer sık iğnemiz. Evet, sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Trabzanlarımızı yukarıdan aşağıya örerek geldim ve şimdi bakınız düğmelerimi de taktım çok güzel oldu. Şimdi karşıdaki gibi incilerimizi dikelim ve e, diktiğimiz yere sabitleyelim. Bakın bunlar hareketli değil. İncimizle birlikte e, sabitleştirilmiş. Evet, şimdi aşağıdan başlıyorum isterseniz yukarıdan nereden isterseniz başlayabilirsiniz düğümümü attım incimi alıyorum geçirdikten sonra buraya bakın sabitliyorum tüm batıyorum aşağıdan geçiriyorum tekrar incimizin yeniden daha kullanışlı olması için birkaç defa Geçebilirsiniz. İpiniz sağlamsa iki defa yeterli. Çok da gömmeyelim içine. Hemen kendisine düğümümü atıyorum. Bakasımla şöyle incecik kesiyorum. Bir tane daha düğüm attıktan sonra bir diğerine geçiyorum. Yapımı oldukça kolay. Tabi isterseniz inci de yapmayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. İkinciye şöyle yerleştiriyorum. Bakınız alttan geçiriyorum. İnci mi alarak iğneme geçiriyorum. Takıyorum. Şöyle ortalı düzelttikten sonra batıyorum. Tekrar bir tane daha iğnemi girdiriyorum dediğiniz kadar sıkı dikebilirsiniz alta geçiyorum düğümümü atıyorum ve bütün incilerimle trabzanlarımı süslüyorum hemen karşılıklı bakınız. Şimdi sırasıyla yukarıya doğru ilerleyelim. Evet sevgili arkadaşlar incilerimizi de diktik. Minik ceketimizi bu şekilde hazırlayarak tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.